Değerli izleyenler, şimdi yanımızda herkes tarafından tanınan, muhakkak siz de bu lezzeti tatmışsınızdır, Adana'nın en ünlü tostçusu Mahmut Usta'nın yanındayız. Yani tostçu Mahmut'un yanındayız. Öncelikle zaten ustamızı hem ekranlardan tanıyorsunuz hem de sosyal medyadan tanıyorsunuz. Şimdi yağ, sucuğu attık. Evet. Bunun kızarmasını bekliyoruz. Ondan sonra neler yapacağız? Daha sonra yumurtamızı atacağız. Yumurtamızı attıktan sonra domatesimizi atacağız. Tabii daha sonra olmazsa olmaz acı atıyorum abi deyip acımızı atacağız. Ekmeğe koyacağız. Tabii ki. Ekmeğe koyacağız. Ondan sonra tostumuzu ütüleme yöntemiyle bastıracağız. Adana'ya özgü yöntemlerle. Çünkü bizde makine yok. Biz tostu bu şekilde sacda yapıyoruz tabii. Ondan sonra ütüleme yöntemiyle yapıp sunuyoruz. Bu Adana tostu. Hem Türkiye hem Avrupa'ya tanıttık tostu. Şimdi sucuğu pişirdik yağda. Tabii, biraz nasıl daha devam edeceğiz? Biraz daha pişirecek. Şimdi yumurta kırmaya başlayacağız. Tamam, görelim. Az daha pişirelim. Çiğ kalmasın sucuğumuz. Sucuğumuz tabii Adana sucuğu %100. Erişkin doğal sucuğu dediğimiz Adana sucuğu. Doğal. Tabii tabii doğal. Kendimiz üretiyoruz. Sucuğun içinde ne var efendim? Ne baharatları var? Onun sırrı, her şeyi söylersek evet, olmaz değil evet, mi? O bizim sucuğumuzun baharatları. Yani bir sucuklar güzelce kızardı. Baharatımız var. Kokudan da renkten de anlarsınız. Burada inanılmaz bir kalabalık var aynı zamanda efendim. Eyvallah. Tostçu Mahmut'un tostunu yemeye geldiler. Aynen aynen. İstanbullulara Adana tostumuzu yediriyoruz. Bizi yalnız bırakmadılar. Zaten onlar sayesinde tostçu Mahmut var. Yenikapı'da gün boyu buradaydınız zaten. Sabah 10'da başladık. Ve hala aynı kalabalık. 8'de başladık. Akşam saat 9, 10, 11'e kadar tostlarımızı yapıyoruz. Şimdi başlıyoruz. Olmazsa olmaz yumurtamız. Aslında biraz da yaptığınız tost menemeni anımsatıyor efendim. Öyle de yorumlanabilir ama finalde hiçbirinin tadını almıyorsun. Yani ne sucuğun, ne yumurtanın, yani ne de domatesin birbiriyle karıştığı zaman ayrı bir lezzet oluyor. Çünkü kimi diyor ki ya sucuk olmazsa, kimi diyor yumurta olmazsa, ben de diyorum ki yiyin. Yedikten sonra zaten olmazsa olmazdır. Yersiniz tabii ki. Evet efendim, şimdi yumurtaları da kırdık. Birazdan bu sucukla yumurtanın birleşimi olacak. Tabii pişirmeye başlayacağız. Bir sürede bunlar pişecek. Domates olmazsa olmazımız. Domatesimizi bir güzel atıyoruz. Karışımımız pişecek domatesle birlikte. Evet. Domatesimizi attık. Abi, şimdi domatesle güzel bir şekilde karıştıracağız. Sonra acı aşamasına geçeceğiz. En güzel tarafı. Şimdi tam bir tostçu Mahmut tostu geliyor. Klasik Mahmut diyoruz biz buna. Yani meşhur olan ünlü tostumuz bu. Sonradan çeşitlerimiz çıktı dükkanlarda. Evet. Pastırmalı, vejetaryen, kavurmalı falan ama Adana'dan en güzeli sucuklu olan klasik Mahmut. En çok da satılan, müşterilerin tercih ettiği. Sloganımız. Evet. Ne diyoruz? Şimdi evet, sen İstanbul sloganı için, sen söyle. İstanbul için, hepiniz için acı atıyorum abi. At abi. Sana da atıyorum abi. Sana da acı atıyorum abi. At abi. Acımızı bolca atıyoruz abi. İstanbul'u yakalım. Efendim acıdan tostun içi gözükmeyecek. Ama lezzeti burada biliyor musun? Bu pul biber özel. Çok acılı mı? Kahramanmaraş'ın. Çok acı değil. Çok acı isteyenlere süs biber acısı var. Yani adam diyor ki ekstra acı olsun diyor. Ben öyle bir yak ki diyor kavrulayım, biz de kavuruyoruz. Efendim tostu yiyen hem gün boyu acıkmıyor abi, hem de kış aylarında o evet. Böyle hızlandırıyor, çalıştırıyor vücudu, sıcak tutuyor acı. Yani en önemlisi biliyorsunuz biber, pul biber acı olan tabii ki. Bir de şimdi bu 280 gram. Bizim tostumuz 200'de. Sabah ye, akşama kadar acıkmazsın. Şimdi buradan normalde içeriye koyarız böyle. Sonra ikiye böleriz. Biz tümde yaparız ama standartımız yarımdır. Somun ekmekte yaptığımız için tüm. Evet. Bir tane bana hazır yapılı sarılık getirin. Hemen onu. Bir tane yarım getirin bana. Evet. Bunları bu şekil ekmeğimize dolduruyoruz. Daha sonra ütülemeyle tostumuz tabi. Orada işlemimiz de içeride. Biz burada iç hazırlıyoruz. Diğer arkadaşlarımız da ütüleme yapıyorlar. Lezzet veriyorum. Burada lezzet, ütü yapıyorsun. Bir tane yarımı uzat. Kağıtla birlikte şey kameraya uzat. Thank you.